Öncelikle bugün divanda görev yapan divan başkanı ve üyelerini tebrik ediyorum. Seçilen kent konseyi başkan ve üyelerini tebrik ediyorum. Katılan, destek veren, bu ülkede, bu kentte doğrulara sahip çıkan bütün üyelere, bütün delegelere teşekkür ediyorum. Kent konseyi bugün resmiyet kazanmıştır. Artık bu dayıda bir kent konseyi başkanı, bir kent konseyi yürütme kurulu vardır. Hiçbir şahidesi olmayan, gerçek anlamda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldığı, hiçbir aleyhte en ufacık bir şahide fırsat vermeden burada bir genel kurulu gerçekleştirdik. Biz istediğimiz bu zaten. Bu kentin doğru şekilde yönetilmesi, bu kentin sevgiyle yönetilmesi, emeğin sevgiyle beslenmesi ve sevginizi büyüterek verdiğiniz o emek karşılığında aldığınız değerleri birlikte eşit şekilde bölüşerek, paylaşıp kentinizi, kentinizin insanlarına huzurunu sağlamak, kentinizi geliştirmek. Yapmaya çalıştığımız var. Bugün yine ilk çalışmamızı sanıyorum Perşembe günü yapacağız. Perşembe günü bir toplantımız var. Mudanyamız için çok önemli bir konu. Son günlerde biliyorsunuz kapalı pazar yerindeki pazar günü, kıyafet pazarının gününü değiştirdik. Bununla ilgili birçok konuşmalar oldu, söylemler oldu. Tabii ki biz doğru yaptığımızı biliyoruz. İstatistik veriler de elimizde. Amacımız kentimizdeki trafik sorununu çözmek, otopark sorununu çözmek. Sadece orasıyla bu sorun çözüldü mü? Tabii ki hayır. Bu sorunun çözme yetkisi 6360 sayılı yasayla Büyükşehir Belediyesi. 5 yıl geçti, 6. yıla geldik. Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek çivi çakmadığını biliyorsunuz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi artık bir şey yapma imkanı da kalmamış. İflas etmişti belediye. Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Bir şey yapma imkanı var mı? Yok. Biz Mudanya trafik otopark sorunu çözelim diyoruz. Bir proje hazırladık. Daha sonra kent konseyiyle birlikte bütün halkımızla paylaşacağız bunu da. Orada göreceksiniz ki gerçekten bu kenti trafik ve otopark sorunu nasıl çözülür? Projede hepsi tek tek anlatılmış. Yetki Büyükşehir'de olduğu için dedik ki bu projeyi uygulayın. Size destek verelim. Maddi manevi destek verelim. Yok yapamayacaksanız verin yetkiyi bize, biz yapalım. Dediler ki biz çözeceğiz. 6. yıla girdik. Hala bir tek çivi çakmadı. İşte o kıyafet pazarı, pazar gibi olan kıyafet pazarı hafta içine aldık Perşembe günü. Ancak biliyoruz ki az da olsa kentinizden oraya gelen insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Bizler sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gerekiyor. Çözümü de üretmek zorundayız. Bir çözümümüz var. Bu çözümümüzü Perşembe günü sivil toplum örgütleri kent konseyimizin de katılımıyla, muhtarlarımızın da katılımıyla, tümünün katılımıyla Mudanya'ya duyuracağız. Tabii ki taraf olan kıyafet pazarında, sebze ve meyve pazarında taraf olan insanların da katılımıyla, odaların da katılımıyla burada konuyu açacağız. Belirlediğiniz pazar yeri burada sizlere sunum yapılacak ve birlikte düşüneceğiz, birlikte tartışacağız. Daha mı iyi olacak, kötü mü olacak, başka yer mi olmalı? Açık, ille bu olsun diye bir şey yok ama biz bir üretimde bulunduk. Onunla ilgili arkadaşlarımız burada sunum yapacaklar ve o sunum üzerinde tartışacağız. Burada onun müjdesini vermiş olalım. Perşembe günü saatini tam bilemiyorum ama saat 10'da tüm muhtarlarımızın katılımı, kent konseyi ve sivil toplum örgütlerimizin katılımı ve taraf olan odaların da katılımıyla birlikte bir toplantı yapacağız. Bilgilendirme toplantısı ondan sonra çalışmaya yapılacaktır. Ve bu kentin sorunlarını çözme adına
neler yapacağımızı önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Tabii ki zor bir süreç. Konuşmamızın daha doğrusu genel kurulun başlangıcında benim konuşmamdan sonra bir abimiz söz aldı, aday oldu. Ben tebrik ediyorum kendisini o cesaretinden dolayı. Ama bilmesi gerekir. Kent konseyi genel kurulu saat 10'da başladı. 10'da hazırın çekildi, imzaya açıldı. Bizler doğal olarak bugün şehidimiz Şükrü Çavuş'un ve diğer arkadaşlarının anma programındaydık. O anma programından ben buraya 8'i 10'u 7 geçireceğim. Geldiğinde henüz hazırın yeterli sayıya ulaşmamıştı. Hazırın yeterli sayıya ulaştıktan sonra da açılış yapıldı. Ben kimseyi 40 dakika bekletmedim. Yani öyle bir şey olmadı. Ona da buradan yanıt vermiş olalım. Hazırın ne zaman tamamlanınca, yeterli sayı olunca, çoğunluk sağlanınca çıkıp görevini yaptım ve divana teslim ettim. Yine de kendisine teşekkür ediyorum. Tabii ki kendimizin birçok sorunları var. Bu sorunları çözme adına çok güzel işler yapacağız. Artık ülkemizin her karışında çok güzel şeyler olmaya devam edecektir. Ben bugün katılan tüm delege arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Seçilen Cumhur kardeşime, yürütme kurumuna başarılar diliyorum. Birlikte çalışarak neler yapacağını önümüzdeki süreçte göstereceğiz. Bizler de birlikte çalışmak için belediye olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz olarak yasaların ve yönetmeliklerin özellikle söylüyorum, yasaların ve yönetmeliklerin çerçevesinde görev yetkilerimiz çerçevesinde gereğini yapacağız. Kimsenin incinmesine fırsat vermeden, kimsenin hakkını, anayasa hakkını, yasal hakkını gasp etmeden yasal çerçevede görevimizi yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum bu en kısa zamanda da devlet teslimi yapılır ve Muday'da huzur sağlamış olur. Herkese aynı teşekkür ederim. Sağ olun.